Biliyorum çok zor ama bir iki lokma ye ne olur. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Ne yaptın? Görebildin mi Atilla Bey'i? Gördüm. Kadir bir şekilde ayarladı, görebildim. Nasıl diyeceğim ama? İyi yani, ne kadar iyi olursa işte. Gülseren teyze, benim bir şey yapmam lazım. Kamera kayıtlarından henüz bir şey çıkmamış. Atilla'nın yaşadığı sokağa şüpheli bir araç geliyor ama kimliğini tabii ki tespit edememişler. Plaka? Sökülmüş. Benim gidip Necati ile konuşmam lazım. Ağzından laf almaya çalışacağım. Buraya gelirken Cemal Bey aradı beni. Boşanma protokolü hazırmış. O bahaneyle Poyraz'ın evine gideyim. Eğer Damla da Poyraz da evde değilse Necati'yi bir köşeye çeker konuşurum. Belki ağzından bir laf alırım diyorum. İyi, hadi bakalım. Efendim? Bulacağız bir yolunu. Evet. Evet, biliyorum. Anlamadım. Tamam. İyi misin sen? Kötü bir şey mi oldu? Poyraz bugün yönetim kurulu toplantısı istemiş. Ben de onursal başkan olduğum için beni de davet ettiler ama ben gitmedim tabii. E'si? Poyraz bugün Murat'ı yönetim kurulu başkanı yapmak için toplantı istemiş. Bana dediklerini yapacak demek ki. Evden de şirketten de kurtulmak istiyorum demişti. Anne bak, eğer Poyraz hisseleri satmaya yeltenirse o Murat ne yapar ne eder, alır tüm şirketi. Hisselerle ilgili bir bilgi yok şu ana kadar. Olsa bana gelirdi. Ama eğer Murat hisseleri alırsa benim şirketim Murat'ın elinde oyuncak olur, işte ben buna dayanamam. Tamam, dayanamam. Tamam, dur şimdi sakin ol. Sakin ol. Peki o zaman Poyraz Bey'den biz satın alalım şirketi de, evi de. Yani hem senin elin de güçlenmiş olur velayet davasında şirketin olursa. Gülseren teyze, Poyraz bana şimdi çok öfkeli. Yani eğer şirketi benim alacağımı öğrenirse... Canım, o kısmını sen merak etme. Önce her şeyi benim üstüme alırız. Ben Koray'ın rahmetli babasıyla seneler önce boşandığım için Koray'la benim soyadım da aynı değil. Kimse benim Koray'ın annesi olduğumu anlamayacak ki. Önce ben alırım, sonra sana devrederim. Gülseren, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Madem Murat'la Poyraz şimdi yönetim kurulundalar, ben gidiyorum Necati'ye. Onu konuşturmanın bir yolunu bulacağım ben. Konuşur mu? Ne diyorsun? Eğer bu işin ucu ona değmiyorsa, paranın da kokusunu alırsa, o Necati bildiği her şeyi anlatır bana. O zaman mutlaka denin. En ufak bir umut bile varsa Necati'yi konuşturmayı dene. Parasını falan da hiç düşünme. Ha, o bana çocuğumun katilini versin. Ben ona ne istiyorsa vereceğim. Bulacağız. Koray'a bunu kim yaptı bulacağız.